Onu da kabul edelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Bu ilk Zoom buluşmamızda 3T gündemini düşündüm. Tanışma, tanıtma ve talepler. Beni zaten az çok tanıyorsunuz. WordPress eğitimleri yapıyorum. Udemy'de pek çok öğrencim var. Orada WordPress ve SEO tarafında eğitimler veriyorum. Bu siteyde bana gelen talepler doğrultusunda daha derinlemesine eğitimler koymak, daha yakın olmak öğrencilere ve onların sorunlarını daha hızlı bir şekilde çözümlemek için kurdum. Udemy'deki sloganım işte hiç kodlama bilmeden yapmaktı. Burada öyle bir sloganım yok. Burası daha profesyonel, daha ileri seviye bilgilerin olduğu bir platform. Bu platformdan birazcık size bahsedeyim. Giriş yaptığınızda site sizi panele yönlendiriyor. Eğer ana sayfadaysanız da ana sayfa sadece ilk üyelik için kullanılabilecek bir sayfamız. Ana sayfada giriş yaptıktan sonra çok kullanacağınız bir şey yok. Giriş yaptıktan sonra mutlaka panele gidin. Burada da zaten kocaman yazdım panel sayfasından devam edin diye. Panelde en üst kısımda eğer bir Zoom toplantısı varsa o hafta onun ne zaman olacağını görebilirsiniz. Zoom toplantı detaylarına basıp bu Zoom toplantısının bağlantısını, parolasını görüp kendiniz katılabilirsiniz. Toplantı bağlantısına tıklayıp kaydolduktan sonra size Zoom'da bilgi verecektir. Kendi profilinizi görüyorsunuz. Kaç eğitime katılmışsınız? Kaçını tamamlamışsınız? İşte sertifikalarınız var mı? Onları buradan görebiliyorsunuz. Katıldığınız eğitimler ne peki? Sizin başladığınız ve devam eden eğitimler şu anda. Ben bu kullanıcıda işte sıfırdan e-ticaret sitesi kuralım ve blog sitesi açalım adında iki tane eğitime başlamışım. Birine devam ediyorum. Birine daha sadece başlat demişim ama hiç ilerlememişim. Burada devam ettiğim eğitimler, hiç başlamadığım eğitimler hepsini görebiliyorsunuz. Mikrofonu açık, onu bir sizi mute edeceğim arkadaşlar bir saniye. Mute ettik. Konuşmak isteyen olursa el kaldırsa onu buradan açabilirim. Ya da şuradan sizi açayım. Unmute edelim. Tamam. Ha, siz kendiniz evet mikrofonları mute ederseniz arkadaşlar soru soracağınız zaman direkt açabilirsiniz. Çünkü yankı yapıyor ses. Devam ediyorum. Burada bütün eğitimleri şu anda yayında olan bütün eğitimleri görüyorsunuz. Biraz daha aşağıda da ben eklenecek olan yeni konuları buraya koydum. Her hafta yeni içerikler ekleyeceğim siteye. Mesela 29 Ağustos'ta WooCommerce toplu ürün girişini ekleyeceğimi söylemiştim. Bunu ekledim. Üstünü çizdiğimde eklediğim anlamına geliyor. Görmek isterseniz de tıklayıp direkt o derse gidebilirsiniz. WooCommerce toplu ürün girmeyle alakalı bölüme ulaşabilirsiniz. Bir gelecek hafta Google Search Console'da SEO nasıl yaparsınız onu anlatacağım. Ondan sonra Yoast, sonra Energous WordPress Hosting diye devam ediyor. Aylık bir böyle takvimimiz olacak. Bu takvime eklenmesini istediğiniz dersler olursa sayfanın en altında bir görüş kısmı var. Buradan önerilerinizi yazabilirsiniz. Bu eğitimde başka hangi konular olmalı, sitede başka hangi eğitimler olmalı? Buraya öneri gönderebilirsiniz. Hepsine bakıyorum, yanıtlıyorum. Bana da oradan mesaj da atabilirsiniz. Nasıl mesaj göndereceğinizi de anlatacağım. Daha sonra en son gönderilen soru cevaplar var. İşte en son mesela burada WooCommerce'de fiyat sepet ekle gizleme ile alakalı yazılar var. Buna tıkladığınızda da ilgili soruya gidiyorsunuz. O soruda siz de cevap verebilirsiniz. Ya da o soruyla alakalı detaylı bilgi edinebilirsiniz. Soru cevap bölümümüz size bilgilendirme de gönderiyor. Eğer o konuya abone olursanız size o konuyla alakalı bir cevap geldiğinde bildirim geliyor. Mesela şurada buna siz hiç cevap yazmasanız bile başkası cevap yazsa bile
Eğer bu konudaki yazışmaları bana e-posta ile gönder butonuna basarsanız bu konuda size e-posta gönderecektir sistem. İşte soru altında cevaplar diye bu şekilde devam ediyor. Siz de herhangi bir soruya cevap vermek istiyorsanız yazıya direkt cevaplaya basabilirsiniz. Tekrar panelimize geri dönelim. soru cevaplarda 3 bölüme ayırdım burayı. Popüler yazışmaları görebilirsiniz. En çok hangi konularda insanlar yazışıyor. Bir de hiç daha yanıt almamış yeni sorular. Bunları da buradan takip edebilirsiniz. Panelinizin sağ tarafında bizim sosyal medya sayfalarımız var. Buradan bizi takip edebilirsiniz. Profilin tamamla kısmı önemli. Kendi profilinizi tamamladığınızda buradaki bu kutucuk kalkacak. Böylece insanlar sizi de daha rahat bir şekilde tanıyabilecekler. İlyas gelmiş, onu da alıyorum. İlyas da bağlansın, devam edeceğim. Bağlanıyor şu anda. O bağlanırken ben devam edeyim. Joining dedim, henüz bağlanmadı. Bu profilinizi tamamladığınızda arkadaşlarınız veya sizin izin verdiğiniz kişiler de sizinle ilgili daha detaylı bilgi edinebiliyorlar. Çalışma deneyiminiz olur, sosyal medya hesaplarınız, kendi web siteniz. Buradan da onları paylaşabilirsiniz. Şurada soru-cevap konularını görüyorsunuz. Doğrudan ilgili soru-cevap kategorisine gidip, mesela e-ticaret sitesi kurmak, o konuda sorunuzu da doğrudan buradan yazabilirsiniz tıkladıktan sonra. Evet, buradan soru göndere bastığınızda e-ticaret bölümünden sorunuzu gönderebilirsiniz. Sorunun başlığı, burada da içeriğiniz var. Burada da kullanabileceğiniz bazı etiketler var, HTML etiketler. Bu soruya bir cevap geldiğinde beni e-posta ile bilgilendir işaretlerseniz de bu soruya bir cevap geldiğinde size e-posta ile bilgilendir. Bir göndere bastığınızda soruyu göndereceksiniz. Ben de o soruya en kısa sürede cevap vereceğim. Panelden tekrar devam ediyorum. İlyas katılamadı, gitti. Arkadaşlar mutlaka Telegram grubuna katılın. Burada bağlantısı var. Telegram grubuna katıldığınızda bildirimleri daha hızlı alırsınız. Oradan bütün sorularınızı oradan sormayın tabii ki de. Soru cevap bölümünü onun için açtık. Soru cevaptan yazdığınızda herkes buradan faydalanabilecek. Telegram grubunda neler olacak? Mesela bugünkü Zoom buluşmasını hatırlatma mesajı olarak göndereceğim. Veya hızlı şekilde sizi bilgilendirmek istediğim durumlarda Telegram'ı kullanacağım. Siz de bana hızlı bir şekilde ulaşmak isterseniz Telegram grubunu kullanabilirsiniz. Neler oluyor bölümünde kim ne yapmış onları görüyorsunuz. Akışta birazdan da göreceğiz. En son aktif üyeler ve şu anda kimler online bunları bu sidebar kısmından görüyorsunuz. Bizim için en önemli olan yerler eğitim bölümü tabii ki de. Mesela sıfırdan kurumsal site kuralım eğitimine başlamak istiyorum. Neler yapacağım? Öncelikle sayfayı açtığınızda işte eğitimle alakalı detayları görüyorsunuz. Eğitimin burada bölümlerini görüyorsunuz. Her bölümde altında hangi konular var bunları da buradan basıp öğrenebilirsiniz. Bu bölümle alakalı, bu eğitimle alakalı soru sormak isterseniz yine soru gönder butonuna basarak sorunuzu sorabilirsiniz. Bu eğitimle alakalı olan soruları da burada listeliyorum ayrıca. Yine bu eğitimle alakalı bir isteğiniz varsa buraya bana yazıp gönderebilirsiniz. Eğitime katıla basıyoruz öncelikle. Eğitime katılıyoruz. Evet, şu anda bizi eğitime kaydetti.
Daha sonra eğitim başlat dememiz gerekiyor. Eğitim başlat dediğimizde bu eğitim platformunun online öğrenme tarafına bize aktaracak. İşte biraz değişecek. Evet, böyle bir görünüm var. Yukarıdaki bu arada şu bildirimde size yine bir duyuru yapmak istediğimde yukarıdaki buradan bildirimden görebilirsiniz. Çarpıya basıp kapatabilirsiniz okuduktan sonra. Tekrar gözükmeyecek. Evet, bakın ilk ders başladı. İşte ben ilk bölümde bu şeyde neler öğreneceksiniz onları anlatıyorum burada. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bölümün içeriği. Eğitimler bölümlerden ve konulardan oluşuyor. Yani sıfırdan kurumsal site kurulum eğitimi internet sitenize alın diye bir bölüm var. Bölümün altında da konular geliyor. Mesela buradaki ilk konuya tıklayayım. Sitenizi yapmaya başlamadan önce yapılacaklar diye ilk konudan başlayalım. Evet. Burada videoyu izlediniz diyelim ki, bitirdiniz, bir sonraki konuya geçmek istiyorsunuz. Mutlaka şu tamamladım butonuna basıp öyle geçin. Böylece hangi dersi tamamladınız, hangi dersi tamamlamadınız onlarla alakalı fikriniz olur. Artı hepsini tamamladığınızda eğitim sertifikasını alabiliyorsunuz. Bütün bölümleri tamamladığınızda. Bu şekilde tamamladığım şeklinde devam edebilirsiniz. Diyelim ki bu bölümle alakalı bir soru sormamız gerekti. Arkadaşlar soru sorma dediğim gibi eğitimin ana sayfasında şuradan göstereyim. Şu bölümden arkadaşlar, şu kısımdan, hop, pardon. Evet, şuradan bakın. Eğitime geri dönme soru gönder demiş. Buradan hiç çıkmadan da yeni sekmede açarak sorunuzu oradan yine gönderebilirsiniz. Gelsin. Evet, bakın buradan soru göndere bastığınızda sayfa eklendikten sonra gelsin daha. Evet, direkt bakın aynı soru ekranı çıkıyor. Soru başlığı ve şuraya da içeriğinizi koyabilirsiniz. İçerikleri koyarken şurada eğer varsa ekran görüntüsü için bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Buraya tıklayıp bilgisayarınızdan bir ekran görüntüsü eklerseniz de sorularınız daha rahat çözülür. Bunu da eklemeyi unutmayın. Daha sonra göndere basmanız yine yeterli. Tekrar konuya gelelim. Bunu da tamamladığım olarak işaretleyeyim. Evet, bu şekilde eğitimlere devam edebiliyorsunuz. Tekrar panelimize geri dönelim. Bakın iki tane eğitime katılmış olarak gözüküyorduk. Şimdi üç tane eğitim olacak. Şu sayfayı bir yenileyelim. Cache'den dolayı belki iki eğitim olarak gözüküyor olabilir. Eğer sizde de böyle bir durum olursa, ben şu anda bu Chrome'dan çok fazla girdim. Başka kullanıcılar için de girdim. Bazen bu katıldığınız göremeyebiliyorsunuz. Öyle durum olursa arkadaşlar bir tarayıcı cookie'leri, çerezleri temizleme yapın ve tekrar siteye giriş yapın. O zaman bu sorun düzelecek. Peki başka neler yapabiliyoruz? Profilinize gidebilirsiniz. Profilinizde bilgileriniz var. Bu bilgileri düzeltebilirsiniz. Web sitenizi mutlaka değiştirin. Varsa ve kendinizden bahsedin. Böylece başkaları da sizin neler yaptığınızı öğrenir. Ve belki de ortak işler yapabilirsiniz. O sebeple buraya mutlaka kendinizden kısa bir şeyler yazın. Akışta sizin o güne kadar yaptığınız şeyleri göreceksiniz. En son ne zaman soru sormuşsunuz? Size ne zaman kim cevap vermiş? Bu akışta arkadaşlar bunları görüyoruz. Arkadaşlar bölümünde mevcut arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Arkadaş eklemeyi de anlatacağım size. Henüz burada bir arkadaşı yok bu kullanıcının. Bu arada bizim kendi test kullanıcımız. Grupları kullanmıyoruz şu anda. Arkadaşlık isteği gönderdiğinde birisi de isteklere düşüyor. Ayrıca bildirim olarak da görebiliyorsunuz. Bakın şurada katıldığınız eğitimler var. Bakın burada 3 olarak görüyoruz zaten. Biraz önce görememiştik onu. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane eğitime katılmışız. Bir tane eğitimi tamamen bitirmişiz. Sıfırdan e-ticaret kuralım eğitimini. Burada sertifikalarıma basıp bunu
görebiliriz. Bakın bu sıfırdan e-ticaret sitesi kurulumunun sertifikası. Şuradan indirelim de. Evet, gördüğünüz gibi sertifikanız da burada hazır. Eğitim tamamladığınızda sertifikayı da alıyorsunuz. Şuradan bir not alacağım bir şeyi. Fotoğraf ekleyebilirsiniz. Forumlar dediği tarafta yine soru cevap bölümü. Sizin sorduğunuz sorular hangileri? Sizin başkalarının sorularına verdiğiniz yanıtlar hangileri? Buradan hepsini listeleyebilirsiniz. Forumlarda bunlar gönderdiğiniz, sizin açtığınız konular. Cevaplardaysa siz açmasanız dahi başkalarına yazdığınız cevapları görüyorsunuz. Mesela bu kullanıcının hiçbir cevabı yokmuş. Favorilerimde de favori olarak işaretlediğiniz forumları görüyorsunuz, soru cevap bölümlerini. Abone olduklarımda da arkadaşlar, biraz önce göstermiştim, e-posta ile abone oluyorsunuz ya, hangi soru cevap bölümüne abone olduysanız onu görebilirsiniz ve isterseniz buradan tıklayıp daha sonra oradan ben bundan abone olmak istemiyorum işaretleyip artık o konuyla alakalı soru ve cevapları almazsınız mail olarak. Arkadaşın davet et bölümünü çok seviyorum. Siteyi eğer beğendiyseniz, bu konuda ilgili olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa arkadaşınızın adını yazın, mailini yazın ve ona bir konusu, mailin konusu ve davet metnini yazabilirsiniz. Mailin konusu ve davet metni buradan zaten hazır. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Bu daveti gönderdiğinizde arkadaşlar, arkadaşınıza biz mail gönderiyoruz sizin aracılığınızla. Evet, gönderdik. Peki başka neler var? Ayarlarım kısmında pek çok ayar bulacaksınız. Eğer şifrenizi değiştirmek isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Mevcut şifrenizi girin, daha sonra da yeni şifrenizi buradan girin. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. E-posta adresinizi değiştirebilirsiniz. E-posta seçeneklerinizi görüntüleyebilirsiniz. Her konuda e-posta almak istemeyebilirsiniz. Pek çok eğer mail gelirse, bir kullanıcı sizden bahsetmişse mesela bildirim al demiş, istemiyorsanız bunu hayır olarak işaretleyip kaydedebilirsiniz. Buradan sizi ilgilendirmeyen kısımlarla alakalı mail almak istemiyorsanız kendiniz ayarlayabilirsiniz. Gizlilik bölümü de önemli. Hangi bilgileri kimler görecek sitede? Onları buradan ayarlayabilirsiniz. Adınız, soyadınız, herkese açık mı olacak? Sadece tüm üyeler mi görecek? Sadece arkadaşlarım mı ya da sadece ben mi? Yine bunları da buradan düzenlemeniz mümkün. Grup davetleri, grupları şu anda sitede aktif değil. O yüzden grup davetlerini anlatmayacağım. Devam ediyorum. Ödemelerin bölümünde de yaptığınız ödemeleri ve aboneliklerinizi görebilirsiniz. Burada asıl önemli olan şu abonelikler kısmı. Aboneliğiniz ne zaman başlamış, ne zaman bitiyor ve tekrar ne zaman devam edecek buradan görebilirsiniz. Bizim aktif aboneliğimiz 18 Ağustos'ta başlamış. Mesela gelecekten ödeme tarihi 18 Eylül olarak görüyoruz. Bununla alakalı detaya basmak istersek de buradan görüntülüye bastığımızda aboneliğimizle alakalı daha detaylı bilgi edinebiliriz. Aboneliğimizi iptal etmek istersek de buradan iptal edebiliyoruz. Verdiğimiz diğer siparişler ve eğer kredi kartımız değişmişse ödeme yöntemini değiştirmek istersek de bu ödeme yöntemlerinden yeni kredi kartımızı sisteme tanımlayabiliriz. Kredi kartımız değişmiş olabilir, tarihi bitmiş olabilir. Buradan ödeme yöntemi ekleye basıp kredi kartı değişikliğini yapabilirsiniz. Hesap detaylarında da yine az önce gördüğümüz profil bilgilerini göreceğiz. Ad, soyad ve şifre gibi bilgiler. Akış sitenin genel akışı, burada tabii şu anda kendi kullanıcının akışını görüyorsunuz. Şuradan az önce açtığımız ekran, bildirimlere basalım. Bildirimlerde de birisi bize cevap atmış mı sorduğumuz soruya, birisi bize arkadaş olarak eklemiş mi gibi uyarıları buradan takip edebilirsiniz. Eski bildirimlerde okunanlardan yine takip edebilirsiniz. Şurada bir de mesajlar bölümü var sol sağ üstte. Buradan mesaj kutumuza gidebiliriz. İstediğimiz herhangi bir kullanıcıya da mesaj gönderebiliriz. Burada ben kendime mesaj atmışım. Birisine mesaj atmak isterseniz şuradan mesaj yazı basıyoruz. Kime mesaj göndermek istiyoruz? Fikret Hoca'ya. Fikret diye aradığınızda direkt ben çıkıyorum zaten. Mesajınızı yazıyoruz. Ve göndere basıyoruz. Bu kadar.
İstediğimiz kişilere bu şekilde mesaj gönderebiliriz. Evet. Arkadaşlar bölümü var. Tüm forumlar dediğimiz soru cevap bölümü. Katıldığım forumlarda bizim açtığımız konular. Şu an arkadaşımız yok. Peki nasıl yeni arkadaş ekleyeceğiz? Onu da göstereyim. Katıldığımız bir eğitimde de olabilir arkadaş ekleme isteği ya da panelimizde sağ tarafta sidebar'da gördüğümüz insanlardan biri. Mesela diyelim ki burada kim varmış? Ziya Bey varmış. Ona tıklayalım. Hem Ziya'nın profilini görebiliyoruz burada. Neler yapıyor? Web sitesine hangi konularda çalışmış? Hangi eğitimleri almış? Bunların hepsini görüp arkadaş olarak da ekleyebiliriz. Mesela koçakofficer.com.tr adında bir sitesi varmış. İşte ne yapıyor? Bununla alakalı da kendi bilgi yazmış. Bakalım sitesi nasıl? Mobilya alanında bir web sitesi var. Mobilya ihtiyacınız varsa Ziya'dan alabilirsiniz. Onun akışını görebiliyorsunuz. O hangi soruları sormuş forumda? Hangi cevaplar göndermiş? Onu yine buradan takip edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi mesela bana cevap yazmış. Şu konuda WooCommerce fiyat ve sepete ekle gizlemek konusunda e-ticaret alanındaki forumda bana bir cevap yazmış. Mesela bu cevabı beğenebilirsiniz. Evet. Ziya'ya arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Onunla alakalı diğer arkadaşlarını görebilirsiniz. Ayrıca bakın şurada Ziya'nın sosyal medya bağlantıları var. Onun sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. Varsa fotoğraf yüklemişse fotoğraflarını görebilirsiniz. Ve en önemlisi diyelim ki bu kullanıcının gönderdiği sorular ve cevaplar sizin çok ilginizi çekiyor. Çünkü benzer konuda çalışıyorsunuz. O zaman forumlara bastığınızda da o kişinin göndermiş olduğu soru cevaplar, sorular ve yanıtladığı cevapların hepsine erişebiliyorsunuz. Mesela burada açtığı konular medya link yapısı ve ürünleri parça parça satmak istiyorum diye iki tane soru göndermiş. Burada da verdiği cevapları görüyoruz. Evet, burada da bana bir cevap vermiş, onu görüyoruz. Varsa favorilerini de buradan yine görebiliyoruz. Evet, tekrar panele erişelim. Evet arkadaşlar, sitenin genel yapısı bu şekilde. Mutlaka önerileriniz olursa bana çekinmeden yazın. Mesaj gönderin, aşağıdaki öneriler bölümünden yazın. Bu şekilde daha ileriye götürebiliriz. Burası bir okul. Okulda nasıl arkadaşlarınız olur, onlardan yeni şeyler öğrenirsiniz. Burada da buradaki insanlardan yeni şeyler öğreneceğinizi düşünün. Siz de buradaki insanlara yeni şeyler öğreteceksiniz. Hep beraber kendi web sitemizi daha iyi bir hale nasıl getiririz burada uygulayarak göreceğiz. Evet, sorusu olan varsa soruları alayım. Soru yok ama ben teşekkür edeyim. Bence güzel bir özet oldu. Hani böyle platformla tanışmak için güzel bir başlangıç oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Esra. Sağ ol, çok teşekkürler. Başka var mı arkadaşlar sorusu olan? Peki o zaman sanırım yok. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Gelecek buluşmalarda daha çok katılımcının olacağını tahmin ediyorum. Ayrıca saatle alakalı da gün ve saatle alakalı öneriniz olsa hocam bu saatte yapalım, gündüz yapalım ya da akşam yapalım şeklinde o önerilerinizi de çekinmeden gönderin. Sadık bir şey mi soracaktın sen? Yok hocam. Yanlışlıkla açmışım. Tamamdır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.